Yavuz Bahadıroğlu Osmanlı'da kuvvetler ayrılığı prensibi. 7 Eylül tarihi Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm yıldönümüydü. Osmanlı'nın zirve yaptığı dönemi ve dönemin en üst düzey birkaç yöneticisini tanımak bir bakıma gelişmenin, büyümenin sırrını aramaktır. Bu sebeple Kanuni ve dönemi üzerinde durmak lazım. Muhteşem Süleyman son seferiyle tekrar Avusturya üzerine yönelmişti. 1 Mayıs 1556'da 71 yaşındaydı ve diri göründüğünü söyleyenlere acı acı gülümseyip Ayruk kocaduk diyordu. Ziyet kalesi kuşatması sırasında rahatsızlandı. Koca Çınar yıkılma aşamasına gelmişti. Başucunda 24 saat Kur'an-ı Kerim okunmasını emretti. Hafızlara sık sık kendisi değişlik ediyordu. Ziyet kuşatması uzadıkça canı sıkıldı. Komutanlarını Otağı yuna, yani padişah çadırına çağırdı. Bu kal'a bizim yüreğimizi yakmış duru dedi. Dileruz haktan ateşlere yana. 5 Eylül günü dış kalenin teslim alındığını duyunca pek sevindi. Ellerini açıp dua ettikten sonra bir anlık gençleşen sesiyle son kez kükredi. Tiz iç kalede feth olunsun. İç kalede fethedildi. Ne çare ki koca hünkâr ondan sadece birkaç saat önce fani hayata gözlerini kapamıştı. 6-7 Eylül gecesi 1566. Sahibi devlet ölmüştü. Padişahı Cihan, Dar-ı Cinan'a vasıl olmuştu en uzun seferi başlamıştı ki o uzun sefere tacu tahtsız, şanu şöhretsiz çıkılırdı. 71 yaşında 46 yıllık hükümdardı. İç organları öldüğü yere vücudu İstanbul Süleymaniye'deki caminin avlusunda Koca Sinan'a yaptırdığı türbesine gömüldü. Büyük bir hükümdardı. Doğuda ve batıda muhteşem ünvanıyla anılırdı. Tarihimizdeki hataları büyüteç altında inceleyen yabancılar bile büyüklüğünü kabul ederek onu daima saygıyla andılar. Sir Edward Creasy şöyle diyor. Süleyman Büyüktü yalnız müsait şartların tesadüfleriyle değil, kullandığı azim ve ifade dolayısıyla da değil, o bizatihi büyüktü. Sir William Sterling Maxwell de aynı kanaattedir. Birinci Süleyman 16. asrın en büyük hükümdarıydı. Zaferleriyle değil insanlığıyla büyüktü. Öncelikle adildi. Hangi konumda olursa olsun insana saygılıydı. Herkesin hakkını gözetir, haksızlık, adaletsizlik yapmamaya özen gösterir, devlet adamlarına da sürekli bunu telkin ederdi. Şu inceliğe bakar mısın lütfen? Hüsrev Paşa o tarihte Mısır Beylerbeyidir. Mısır eyaletinin vergilerini toplayıp İstanbul'a gönderir. O yıl gelen verginin geçen yıllardan daha fazla olduğunu gören padişah Mısır'a hemen müfettişler gönderir. Bakın ki bu paralar ahaliye baskı yapılarak mı toplanmıştır? Müfettişler Mısır'a gidip aylarca araştırır, soruştururlar. Nihayet vergi artışının zorlamayla değil, yeni sulama kanallarının açılması sonucu sulanan arazinin fazla ürün vermesiyle sağlandığına kani olurlar ve kanaatlerini padişaha arz ederler. Buna rağmen kanuni, Mısır'dan gelen vergi fazlasını yol, liman, sulama kanalı inşaatlarında kullanılmak üzere Mısır'a iade eder hassas yüreği buna rağmen tatmin olmamış olacak ki Hüsrev Paşa'yı Mısır Beylerbeyliği görevinden alır, yerine hadim, hizmetkar anlamında Süleyman Paşa'yı tayin eder. Bu olayda da görüldüğü gibi Kanuni Sultan Süleyman milletini, Devletine ezdirmeyen bir hükümdardı. Padişahların bile keyfi hareket edememesi için meşhur kanunnamesinde ilk kez görev yetki tanımlaması yapmıştı ve koyduğu kurallara öncelikle de kendisi uymuştu. Şu olay bunun delili. Muhteşem Süleyman ihtişamın zirvesinde bulunduğu günlerden kağıthane civarında ava çıkar. Dolaşırken Bizans döneminden kalma su yollarına tesadüf eder. Bunların onarılarak kullanılabileceğini düşünür. Bu işlerde son derece deneyimli Nikola isimli Rum bir mühendis bulur. Düşüncesini açar ve eski su yollarını tamir etmesini ister. Nikola amele ve ustalar tutup bölgede çalışmaya koyulur. Bunu duyan Vezir-i Azam Rüstem Paşa'nın tepesi atar. Padişahın kendi görev alanına tecavüz ettiğini düşünür ve Nikola'yı nezarete attırır. Bir süre sonra padişah çalışmaların ne durumda olduğunu görmeye gider. Ne görsün? Kazma dahi vurulmamıştır. Talimatının Rum mühendis Nikola tarafından göz ardı edildiğini düşünüp soruşturma açtırır. Anlaşılır ki Nikola hapistedir. Kanuni Sultan Süleyman, Veziri Azam Rüstem Paşa'yı çağırtıp sorar. Su yolcu zınmıinin hapsine baiz nedir? Yani su yolları yapan gayrimüslimi neden hapsettin? Rüstem Paşa'nın dünya hukuk tarihine geçmeye layık cevabını bugünkü dile çevirelim. Hünkârım benim haberim olmadan sen böyle işlere kalkışamazsın ve devletin başına keyfi kararlarınla masraf kapıları açamazsın. Bu işi hükümet araştırır ve eğer icap ederse suyu hükümet getirir. Senin temasına mani olmak için mühendisi nezarete ben attırdım. Bu cevap demokrasilerin temelini teşkil eden kuvvetler ayrılığı prensibinin Osmanlı Devleti'ne daha ortada demokrasinin D'si yokken hakim olduğunu gösteren bir anlayışı simgeliyor. Bu ağır cevap karşısında muhteşem Süleyman ne yaptı dersiniz? Okul kitaplarında sık sık anlatıldığı gibi mutlak iradesiyle yerinden fırlayıp padişah hükmüne karşı gelmenin cezası ölümdür. Tiz sadrazamın boynu vurula mı dedi? Hayır seni azlittim, Bütün emvalini, malını, mülkünü, hazineye irat kaydettim, Var Allah'tan bul diyerek sürgüne mi gönderdi? Yine hayır. Sadece boynunu büktü, vezir-i azamına hak verdi, selahiyetini aştığını kabul edip adeta özür diledi. Benim vezirim münasip olanı yapasın. Bugün için bile bu tablo bir hasret tablosudur. Türkiye maalesef kuvvetler ayrılığı prensibini hala oturtamamıştır. Yavuz Bahadıroğlu yine akit.